ekonomik istikrarsızlığın koz gezdiği, işsizliğin, yoksulluğun arttığı, kobilerin, esnafın, iş insanının borç batağına sürüklendiği bu dönemde rekabet hukukuyla ilgili değişiklik teklifini görüşüyoruz. Bu kriz ortamında iş dünyası için, girişimciler için gerekli olan şey rekabet hukukunu değiştirmek değil, bilakis ekonomiyi düze çıkartıp mevcut firmaları iş yerlerini ayakta tutmak ve yeni firmaları piyasaya sokmak. Oysa yaptığınız şey üyelerinin tamamını AKP Genel Başkanı'nın atadığı rekabet kurulunu denetim altında tutup istediğiniz her kararı o kurula aldırmak. Liyakatın yerini saraya sadakatin aldığı bu devirde bu kurul sarayın isteğinden ayrı hareket edebilecek mi Allah aşkına? Ulusa sesleniş adı altında hemen hemen her konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisine hakaretler yağdıran Cumhurbaşkanı Rekabet Kurulu üyelerini liyakat esasına göre atayabilecek mi? Buna inanıyor musunuz? Zaten bu ülkede o ne istiyorsa o oluyor. Bakıyorsunuz bir tweet'le sokağa çıkma yasağını kaldırıyor. Nerede kaldı bilim kurulu, sağlık bakanı? Bakıyorsunuz bir saatte milyonlarca gencin kaderiyle oynayıp YKS sınavını öne alabiliyor. Nerede kaldı akademisyenler, eğitimcilerin görüşü? Bakıyorsunuz sırf baro seçimlerini kendi istediği ekip kazanmadığı için yargıdaki bağımsız kalabilmiş tek sac olan savunmayı ele geçirebilmek için baroları böl, yönet, parçala taktiğiyle çoklu baro sistemini hayata geçirmek istiyor. Onun için bir düzenleme getirmek için size talimat veriyor ve meclise o düzenlemeyi getirmek için burada can siperhane çalışıyorsunuz. Hakim savcılara talimat yağdırıyor, istediği kararı aldırıyor. Bu ülkede mahkemelerde verilen kararlara baktığınızda savcılığın açtığı ya da açmadığı soruşturmalara baktığınızda yargının ne kadar bağımsız olduğunu zaten görebiliyorsunuz. Bakanları o atıyor. Atamış olduğu bakanların kararlarını beğenmediği zaman o kararları da o değiştiriyor. Seçilmiş milletvekilimiz, halkın seçtiği Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğini onun atadığı teknokrat Cumhurbaşkanı yardımcısı kararıyla burada düşürüyor. Yürütme onda, yargı onda ama yetmiyor, yasamaya da hükmediyor. Nerede vaat ettiğiniz kuvvetler ayrılığı? Başkanlık sistemiyle şaha kalkacaktık. Ama Türkiye'de şaha kalkan dolar ve euro oldu. 2018 Ocak ayında 1 dolar 3.76 liraymış. Bugün 1 dolar 6.84 lira olmuş. 2018'de başkanlık seçimine gittik. İlk seçimiydi başkanlık sisteminin. O ilk seçimde hepiniz büyük Türkiye için ben de varım dediniz. Ama şimdi Türkiye'ye baktığımda şu iki yıldır Büyüyen borçlar oldu. Büyüyen işsizlik oldu. Büyüyen yoksulluk oldu. Büyüyen enflasyon oldu. Son bir yılda bir milyon altı bin kişi işinden oldu. Araştırmalar iki buçuk milyon daha çalışanımızın işinden olacağını öngörüyor. İşsizlik artıyor. Işsizlikle beraber yoksulluk artıyor. Konuş konuş da bir şeyler öğren be. Konuş. Halktan kopuksun zaten. Dinle şurada. Dinle. Halktan kopuksunuz zaten. Ülkedeki orta direk çöküyor. Orta direğin çökmesiyle beraber ülke ekonomisi de çöküyor. Sosyal hayatta çöküyor. Yatağa aç giren çocukların olduğu bir ülkede fırsat eşitliğinden söz edebilir miyiz? Sanayiciler kan alıyor. Üretim azaldı. Otomotivte yüzde yirmi üç. Giyimde yüzde yirmi bilgisayar elektronikte yüzde yirmi düşüş var. Üretim azaldı, iç pazar daraldı. Millet borç batağında perişan oldu. İcra dairelerindeki dosya sayısı 20 milyon 500 bini buldu. Mayıs 2020 itibariyle yurttaşlarımızın kredi kartı ve tüketici kredisi borcu 645 milyar liraya yükseldi. Gençlerimize bakıyorum yüzde %70'i ailesinden destek alarak yaşama tutunabiliyor. Her dört gençten biri işsiz ve her yüz gençten 62'si yurt dışında gelecek kurmak istiyor. Başkanlık sisteminde dünyanın en pahalı mazotunu kullanmaya mahkum ettiğiniz çiftçileri de perişan ettiniz. Çiftçinin tohum, mazot, gübre ve benzeri borçları 160 milyar liraya dayandı. Buyurun. Buyurun. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'ye olan borçlarını 6 ay ertelediniz ertelemesi ama ertelenen borç miktarı 6 milyar lira. Ve 6 ay sonra bu çiftçi üretim maliyeti sürekli artan ve zararına zarar katılan bu çiftçi bu parayı nasıl ödeyecek? Allah aşkına bir söyleyin. Milli piyangodan para mı çıkacak? Aklınızı başınıza alın artık. Bu ülke Türül aklıyla yönetilemeyecek kadar değerli bir ülke. Bu ülke, bu güzel Türkiye devlet aklıyla yönetilmeyi hak ediyor. Sayenizde küçük esnaf da tarih olacak. Sadece son iki ay içerisinde 15.948 iş yeri temelli kapandı. Ama başkanlık sisteminin yaradığı bir kesim var. Sadece bir tek kesim. O da sizin kankanız olan yandaş müteahhitler. İşte halkını görmeyen, yardını duymayan ama geçilmeyen otoyol ve köprü için, binilmeyen uçak için, tedaviye gidilmeyen hastane için garanti ettiğini... Buyursunlar. Garanti ettiğiniz paraları yandaş müteahhitlere tıkır tıkıp ödeyip de vatandaşın bin liralık sosyal yardımını çok görenler ilk sandıkta tokadı yiyecekler. Genel kurula saygılarımla. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.